Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü artık arkamda gördüğünüz gerçekten devasa ve 34 inç boyutunda müthiş renkleri benimle buluşturan gerçekten çok kaliteli bulduğum bir monitörüm var. Gelin yeni monitörümü sizlere bir anlatayım. Müzik detaylarına geçmeden önce tabii ki sizlerin sayesinde bu gelişmeleri yaşayabildiğimi ve daha ileriye doğru gidebildiğimi sizlere hatırlatayım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu beğenirseniz bir yorum bırakıp kanalıma abone olursanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Benim monitörümün modeli ise Vivsonic VP3481A olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu monitörü neden tercih ettiğimi sizlere hemen anlatayım. Daha önceki monitörüm de kavisli bir monitördü. Bazı videolarda arkamda görmüşsünüzdür. 32 inç ve 4K boyutlu bir monitördü. Ama beni memnun etmeyen şeyleri vardı. Bunların en başında açıkçası renk geliyor. Çünkü renkleri hiçbir zaman istediğim gibi görebildiğimi düşünmüyordum o monitördeyken. Mutlaka renklerin daha soluk ve daha cansız olduğuna emindim açıkçası. Ve bunun en büyük sebebi de bilgisayarda işlediğim bir görüntüyü telefona attığım ya da başka bir ekranda gördüğümde oluşuyordu. O yüzden zaten renkleri iyi gösteren bir monitöre gerçekten net bir şekilde ihtiyacım vardı. Özellikle bu yine kavisli olduğu için bu monitörü ben çok istedim ve nasip oldu. Ancak renk anlamında konuyu fazlasıyla kafaya takmış bir monitör bu monitör arkadaşlar. Vivson'in Color Pro isimli serisine ait olan bir monitör. Hem fabrika üzerinden direkt kalibrasyonlu olarak geliyor. Hem de bu kalibrasyonları kutudan çıkan evrakların üzerinde görüyorsunuz. Mesela benim monitörümün şu andaki renk değerlerini fabrikadan çıkarken hangi renk değerleriyle çıktığını ve kalibrasyon sonuçlarının nasıl olduğunu ben şu anda gördüğünüz gibi kutudan çıkan evraklar sayesinde görebiliyorum görebiliyorum. sRGB renk 709 renk gamlarının tamamını karşılıyor. Ayrıca Collaboration Plus ile beraber renkler uzun süre tutarlı bir şekilde bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Donanım tabanlı bu kalibrasyonla beraber de renk deneyimi başka bir seviyeye taşınmış oluyor ki gerçekten de öyle. Bu monitördeki gördüğüm renkler çıplak gözümle yani normalde gördüğüm bütün görüntülerdeki renklerle hemen hemen eşdeğer. Peki bu nasıl sağlanıyor arkadaşlar? Çünkü arkamda durmakta olan bu panelde Delta 2E özelliği bulunuyor. Delta 2'ye değerinin karşılayabiliyor olması bu monitörün benim gördüğüm renklerin gerçek hayattaki renklerle neredeyse aynı olduğu anlamına geliyor. Oran olarak baktığımızda ise tabii ki ince uzun bir monitör bu ince uzunluğunu da 21'e 9 oranına boşlu 34 inçlik bir monitör olmasına rağmen ince ve uzun olduğu için masadaki kapladığı yer biraz daha az ve daha az alan işgal ettiği için de açıkçası benim masamda çok daha şık durdu bir önceki monitöre göre böyle bakmak istiyorum yani sürekli kafa kafam doğru gidiyor. Ve ben bu monitörü benim masamda bulunmakta olan bir hidrolik ayağa taktım arkadaşlar. Kendi içinden çıkan monitör ayağını kullanmadım ama kendi içinden çıkan monitör ayağı da bir o kadar kullanışlı. Hem sağa hem sola hem yukarı hem aşağı çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Ve gerçekten de iyi bir deneyim elde ediyorsunuz o şekilde kullanınca da. Gelelim tabi bu monitördeki detaylara 3440 x 1440 piksel bir çözünürlüğe sahipsiniz. Bünyesinde bulundurduğu HDR10 sertifikası ile beraber de Valla burada deneyim bir üst seviyeye daha taşınıyor. İşte burada beraberinde işare vermek istediğiniz anlarda izleyeceğiniz filmlerde videolarda deneyim çok keyifli gerçekten. İşin kavis kısmına baktığımızda ise 1800 ağırlık bir kavis ile geldiğini görüyoruz. Tabi burada daha çok profesyoneller için bu monitör üretilmiş olsa da arkadaşlar 100 Hz'lik bir yenileme hızına da sahip bu monitör. Tabi bu da bize ne getiriyor derseniz 100 Hz'lik bir yenileme hızına sahip monitörde racing özelliği ile beraber de desteklendiği için oyun oynayanları da viewsonic burada yarı yolda bırakmak istememiş ki bence oldukça da başarılı bir sonucu bizlerle buluşturmuş. Ben mac kullandığım için çok ciddi oyun testleri yapmadım. Açıkçası ihtiyaç da duymadım çünkü benim için dediğim gibi buradaki tek detay ve tek önemli şey monitörün renkleriydi. Renk anlamında beni o kadar tatmin etti ki monitörü açtığım an direkt dedim ki yani harbiden ben renk görmüyormuşum şu anda evet çok iyi bir şey yapmışım yani bu monitöre geçerek dedim ve hakikaten de bana istediğimi doğrudan vermiş oldu arkamda durmakta olan monitör. Tabi burada monitörü ortadan bölerek doğrudan bir tarafı başka bir cihazla da kullanmanız mümkün oluyor arkadaşlar. Bunu gerçekten sevdim. Bu da hani hazır yeri gelmişken sizlere söyleyeyim. Ben Mac kullanıcısıyım ama bir yandan bir Windows bilgisayarı da kullanıyor olabilirim. O zaman da monitörü ortadan bölerek iki ayrı çıkıştaki görüntüyü aynı anda monitöre vererek yine kullanmam mümkün oluyor. Bu da hayat kolaylaştıran bir özellik. Zaten 34 inç 21'e 9 bir monitör. Böylesine büyük devasa bir monitörü çok rahat bir şekilde ikiye bölerek iki ayrı bilgisayar bilgisayar ekranıymış gibi kullanmanız da mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Tabi bu yeteneklerin üzerindeki bolca çıkışa borçlu bu monitör arkadaşlar. Üzerinde bir USB Type-C, Ethernet bağlantı noktası ve bu büyüklükteki bir cihazda bölünmüş ekranın özelliğinin olduğunu da sizlere söyleyeyim. Ve tabi buradaki monitör bağlantı seçeneklerinin devamına baktığımızda ise bizleri HDMI, Display Port in, USB-C, iki tane USB 3.2 ve Ethernet bağlantı seçenekleriyle az önce söylediğim gibi bizlerle buluşturduğunu görüyoruz. Resmen bir hub gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Hatta bir Type-C kablosuyla monitörün üzerindeki Type-C çıkışından bir MacBook Pro'yu da şarj etmeniz mümkün oluyor. Çünkü 90 Watt'a kadar bir güç çıkışı var buradaki Type-C çıkışından. Onu da sizlerle paylaşmış olayım sevgili arkadaşlar. Monitörün ayağı da dediğim gibi gayet yeterli. Hem dönüyor hem yukarı aşağı hareket ediyor hem de eğilip bükülebiliyor. Ben az önce de sizlere bahsettiğim gibi bir hidrolik ayağı monitörü montajladım. Çünkü benim masam çok küçük arkadaşlar. 120 santimlik bir masa da bunca şeyi ben aslında kullanıyorum. Dolayısıyla 120 santimlik bir masaya bir de monitör ayağını koyduğum zaman ne kadar küçük olursa olsun monitör ayağı bir böyle hidrolik ayakla havada tutulması gibi bir deneyim bana sunamıyor. Masada yer kaplıyor. Dolayısıyla masada yer kaplanmaması için VESA desteğiyle beraber tabi burada monitörde bulunan VESA desteği çok önemli. Bu destekle beraber monitörümü masama kurmuş oldum sevgili arkadaşlar. Tabi burada V-Display Manager konusu da oldukça önemli. Çünkü V-Display Manager sayesinde monitörün birçok detayını kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayarınıza indireceğiniz VDS ile beraber monitörünüzün detaylarını ve ince ayarlarını yapmanız mümkün oluyor. Cihazda hoparlörler mevcut ama bana sorarsanız bu hoparlörler biraz daha böyle iş görme amacıyla konulmuş monitördeki hoparlörler. Yani böyle çok açıkçası günlük işlerinizin dışında zevk alabileceğiniz ya da keyif alabileceğiniz değil de bir kurgu yaparken mesela rahat rahat böyle kurgu sırasında kişinin sesini dinleyebilirsiniz ya da yine iş hayatında başka bir şey yaparken çok ses odaklı değilseniz sesi duymak için gönül rahatlığıyla hoparlör aramadan hoparlör derdine düşmeden kurgu yapabileceğiniz işlerinizi halledebileceğiniz bir hoparlör sistemi de monitörün içerisinde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Ben neden bu monitörü aldım? Aslında zaten video boyunca size gerekli cevapları verebilmişimdir diye düşünmekteyim. Benim bu monitörü almamdaki en büyük sebep tabii ki renkler arkadaşlar ve benim masam da küçük olduğu için de sizlere az önce söylediğim gibi bu masada çift monitör kullanmam mümkün değil. Laptop'u bile açamıyorum. Böyle bir alan olmadı için genellikle tek monitör çalışmak zorundayım. Ve bu zorunluluğumu da tabii ki böyle kör ve ikiye bölebileceğim ve geniş de olan bir monitörle çözmem gerektiği için bu monitör benim fazlasıyla işimi gördü. İş deneyim kısmına gelince de cihazın deneyimi bence kusursuz. Bu fiyat seviyesini bir iş monitörü alacak olsaydım yerinizde olsam mutlaka bu ürüne bakardım arkadaşlar. v gerçekten içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü v bazı modellerinde inanılmaz bir kampanyaya burada gerçekten imza durumda. VP, VG, XG ve Omni modellerinde herhangi bir Vivsonic monitör satın alırsanız garanti süreniz boyunca bir arıza yaşamanız durumunda onarmak yerine birebir burada değişim hizmetini sizlerle buluşturuyorlar. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren alınan sizlere bahsettiğim serilerdeki tüm monitörlerde bu bahsettiğim özellik ve kampanya bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten benim oldukça takdir ettiğim ve oldukça da şaşırdığım bir durumda açıkçası ama Zaten monitör deyince aklımıza herhalde ilk gelen markalardan bir tanesi de ViewSonic'tir. ViewSonic buradaki yılların tecrübesinde bu şekilde kendine güvendiğini daha iyi bence gösteremezdi diye düşünüyorum. Bu şekilde bizlere yansıtmış oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında? Yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip bir de kanalıma abone olup buraya bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.